Berzani'nin Türkiye'ye gelmesi seni düşündürüyor. Yani daha önce Nevroz'da davet edilmişti, gelmemişti. Biz bir seçim dönemini yaşıyoruz. Bu seçim dönemi içerisinde büyük bir olasılıkla seçim gelişi amaçlıdır. Çünkü Berzani Rojova'daki sınırı kapattı. Nevroz'da gelmedi. Ulusal Kongre'nin oluşması açısından hep erteleyici tavırlar içerisine girdi. Ulusal birliğin oluşturması için gereken yardım ve destekle sunma açısından hep böyle gecikmeli bir siyaset izliyor. Bu nedenle buraya gelmesinin nedeni özellikle Mesut Berzani ile Şivan Pervar'ın seçim eksenli olduğu, Kürtlerin oylarını AKP'ye yönelik kaydırma biçiminde bir politika olduğu ilk akla gelendir. Ama diğer tarafta ise Orta Doğu'daki bazı kimisi cepheleşme yönündeki siyasi gelişmelerin olmasıdır. Özellikle son dönemlerde Irak'la olan ilişkileri, Irak Dışişleri Bakanı'nın buraya gelmesi, Irak'taki ile Rojava'daki sınırın açılması ve giderek Türkiye'deki bu ilişkiler de özellikle kimi bazı şeyler de akla getiriyor. Yani Berzani nereye koşuyor? Berzani Kürt ittifakına karşı AKP ittifakını mı seçiyor? Bu ittifak içerisinde Kürtlerine sırtını mı dönüyor? Ve giderek de Berzani özellikle her dört parçada da Kürtlere yönelik ona duymuş olduğu, Kürtlerin duymuş olduğu sempatiler giderek kırılıyor. Ve kırılmayla birlikte kan kaybediyor. Ve bu kan kaybetmesi koşkusuz ki Kürtler için iyi değildir. Onun için de iyi değildir. Ama biz bir süreci yakalamışız Kürtler. Her şeyden önce birlik gerekiyor, bütünlük gerekiyor. Bizim bu konuda politikalar yapmamız gerekiyor. Çıkarlarımız doğrusundan böyle yürütmeye gerekiyor. Demokrasiden yana, özgürlüklerden yana, insanlıkta yana olma en büyük erdem ve görevlerimizden olup biri olduğunu ve Berzani'nin de bu görevin olduğunu düşünüyorum ve böyle hareket etmesi gerektiğini bekliyorum.